Evet hala ismi belli olmayan belki de belli olmuş olan ya da benim hala belli olmamış gibi davrandığım programımıza hoş geldiniz. <laughs> Yine NBA'in dedikodularına e, vakıf olacaksınız. Bu tam böyle iyi oldu ya. House of Dragon'ın NBA versiyonu gibi işte. Adam Silver ne demiş? Udoka ne yapmış? Kyrie kime bilmem ne yapmış. <laughs> Sadece bunları konuşuyoruz. <laughs> çok çok hoşuma gitti yani. bu. <laughs> basketbol konuşmadan basketbol programı yapacağız. <laughs> Nasıl olacak? İşte böyle. Bugün konum güzel. Aslında bu konu yine seninle Telegram'da tartışırken çıktı. Lakers'ın bu saatten sonra birinci tür draft hakkına ihtiyacı var mı ya da işine yarar mı? Konu bu. Ben diyorum ki bence %100 ihtiyacı var. Asla takaslamamalı. Ama sen ne diyorsun? <laughs> Yok. <laughs> evet görüşürüz. Programımız Yok. bugün biraz kısa sürecek. Kusura <laughs> Bu kadar net cevap verdim. Abi aslında ha <laughs> aslında haklısın diyerek ben. Aslında haklı değilsin. <laughs> Dur haksızlık. <laughs> Lakers tarihine baktım draftlara. Ki koyup mu oynatacaksın abi? <laughs> Başka türlü olmuyor falan diye. Tarihe baktım abi. 80'lerde Magic Johnson, James Worthy dışında Direkt draft'tan Lakers'ın çekip işte Kobe draft'ta takas aldılar. İşte diğer oyuncu da geldi free'den topladılar. Yani draft takasları var vesaire. Lakers'ta tutturmuş. E, Showtime Lakers'ı zaten yaratan ekip Magic Johnson. E, tutturmuş kimse yok. Şimdi böyle bakınca işe yaramaz gibi. O konuda haklı görüz Ama bu saatten sonra artık Lakers'a kim gelir? Nasıl gelir? Takım takım yok. Bir de artık kimse de gelmiyor oğlum. Yani Lebron geldi. Herkes gelecek dendi. Doğru düzgün veteran çekemediler yıllardır. Çektiklerinde ertesi sene yol, Marka Mark Gasol'dü, derdi. bunları da yönetmeyi beceremediler. Yani bence kesin var. <laughs> ben şimdi Donch için bir şekilde Lakers'ta Lakers'a gideceğini düşünen paranoyak bir insan oldum. Anladım sen korkuyorsun. Evet. Okay. Yok o başka bir şey. O benim kendi gece rüyalarıma giren bir şey. <laughs> Uyanıyorum böyle. Donch'i yapmam Falan <laughs> <bir de. gülüyor> Yapma. <laughs> 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 Gitse <Neyse>, dayanamazsın <laughs> o formayla görmeyi. <laughs> ya şş, bu tabi tak pik meselesi buradan girdikleri çukurdan çıkmak için pikleri kullansınlar mı kullanmasınlar mı? İki tane peki var. 2010 2020 mi? 29 mu? 27-29. Ee, sanırım sanırım yazın bir de üçüncüyü de ekleyebiliyor olacaklar. Şu anda Evet. O falan da verebiliyor olacaklar <laughs> sanırım. ya orada şey durumu var sana. Pelicans, Pelicans bir önceki sene kullanmazsa sonra yatabiliyor gibi bir, bir draft hakkı vardı galiba onların. Oradan da ileri atıyor ama iki tane net birinci tur var şu anda ellerinde. Gelecek için. <laughs> Şimdi Lakers'ın pick meselesi şöyle. Eğer son 15 senede NBA'de inanılmaz bir yönetim devrimi oldu çok fazla takım akıllandı. Yani 15 sene önce gidip takım sahiplerinin, takım yönetimlerinin nasıl olduğuna bakarsan bugünün arasında inanılmaz fark var. Evet. Çok fazla takım akıllandı. Data işte kullanan takımlar çoğaldı. Neredeyse şu anda kötü takım kalmadı. Yani kötü takım, kötü hoca, kötü yönetici. Eskiden mesela 5 tane hoca dalga geçeceğin, geçebileceğin kapasitede Tabii kötüydü. Canım. Çar çöp yani. Yüzüne bakmazsın. Yani, yani. İşte Sterling gibi bir sürü racist white man vardı şeyde. <gülüyor> yani, <gülüyor> takım sahipleri içerisinde. Zaten Sterling'in dönemi de o sahiplerin şeylerini koymakla geçti Sterling'in hayatı. Yani, o yüzden oyuncular pek sevmezdi onu. Adam Silver ona rağmen ona göre bayağı modern bir adam. progresif bir adam. Neyse. Bütün bu takımlar akıllanırken Lakers hiçbir şey yapma gereği duymadı çünkü hani biz işte markamız yeter ee, şeyden babadan Jenny Bass'a geçti ee, şey. İyi, iyi. Hemen hemen şu anda takımdan gelecek paraya muhtaç olan takım sahibi sayısı 3 ya da 4'tür NBA'de. Bunların başında da Jenny Bass var hani. Başka <laughs> öyle yok şey yok. şey açısından söylemiyorum yani milyarder kişiyle sanki aşağılıyormuşum gibi hmm. şey olmasın ama Cenibas bildiğim babasından aldığı şeyi hiçbir şekilde modern şeye taşımadan şu anda Front Office harcamalarına bakarsan Lakers sondan son beştedir şey olarak tam olarak bilmiyorum ama şu anda mesela Front Office'te kim var? Hiç kimse yok Lakers'ı yani. Pelinka var. Cenibas'ın gün arkadaşları falan var. <laughs> i̇şte bu ne o Linda Rambis, Kirk Rambis'in karısı falan bununla oturup böyle karar veriyorlar. Hani gelip Clutch'ın komple Lakers'ı devralması da sürpriz değil. Çünkü um, iş yapma şeyi bu. Ondan önce Kobe'yle ondan önce işte Baya Vizeris Covey'de... yönetiyor gibi değil mi? <laughs> aynen aynen yani getirip böyle Otto H Hightower vermiş gelsin o GM olsun. Ondan sonra savaş çıktı. Çıkar tabii. Kobe <laughs> varken o şeydi. Danışmanlık yapıyordu. Magic yaptı bir ara. Sonra Magic magic bile delirtti adamlar. Yok ya yapmayacağım ben dedi. Gitti Magic. Evet. Çok için... çok çok küfür yemişti o ara. Taraftardan da basından da çok kötüsün falan diye. Kötüydü. Ama Magic'in kötü olması değil. Pelinka da bence şu anda NBA'in en kötü genel GM'i Pelinka yani uzak ara. Dört sene kontrat verdiler adamı o ayrı bir mesele de. <laughs> Onu hiç anlamadım oğlum ya. Ya yani şu durumdan nasıl kontrat aldı inanılmaz yani. Abi çünkü yöneten kişi ahbap çavuş yedisi kişiyle yönetiyor hala. Ha. Zaten ha Lekas batar mı bu haldeyken? Batmaz. Çünkü Lebron bıraktıktan sonra kimse o. O, o sıradaki kendini ben şey devralacağım diyen kişi kimse. Mesela Doncic olabilir ya da Ja olabilir ya da kimse Birisi gelip de Lakers'ın şeyi olmak isteyecek. Ben o yüzden hani Lakers'ın pick'i varmış bilmem neymiş. Hani pick'leri aldın eyvallah kim yapacak? Fiat'ınki kim yapacak? Kararı kim verecekler? Adamlar büyük ihtimal YouTube videosu izleyip oyuncu seçecekler yani. <gülüyor> Sergen <gülüyor> Yalçın gibi vardı onun geçen sene. Abi menajer attı videosunu 3 dakikalık baktım alın bunu dedim falan diye. <laughs> Adam alıyordu böyle. <laughs> Highlight izleyecekler bir de. Bütün maçı açmayan 10 dakika iyi falan. 10 <laughs> <dance> falan <diye. gülüyor> ciddi ciddi böyle şey yapacaklar yani. Um, o yüzden pikmiş bilmem neymiş yani. Lakers'ın bunlara ihtiyacı yok. Eğer canları sıkılırsa um, AD'yi takas ederler. Oradan gelen 3-5 pikle um, illa genç oyuncu istiyorlarsa ederler. Yoksa bütün tek yapmaları gereken kadroyu boşaltmak yani. <laughs> canları sıkıldıysa. Başka bir döneme geçmek istiyorlarsa. Boşaltın Anladım. abi. Gelen olur merak etme. şeydi yani. Bu hallerinde bile neredeyse Derozan'ı getireceklerdi sanırım. Derozan, DeRozan de... okeymiş evet. Derozan gelecekti. Lakers almamış. <laughs> ha, sanırım orada ne olduysa hani Lebron Clutch bir şekilde Westbrook'u getirmeyi tercih etti. Hala o da bir gün birisi kitabını yazar onun herhalde. <laughs> kesin canım. <laughs> Pelinka olmadığı kesin çünkü Pelinka'ya extension verilmesinin sebebi bu bence. Ha senin yüzünden olmadı biz sana güveniyoruz şeyin biraz diye. Yani işte o biraz kılaca şey, cüneybas büyük ihtimal kılacım e, kılacı altında adamlar. <gülüyor> <gülüyor> yani bu Pelinka'yı kov filan diye baskı yaptılarsa ya da Pelinka'yı işte şey yap, um, scapegoat yap dedilerse o da yapmayacağım lan deyip basmıştır ona kontratı. Her neyse işte um, Lakers nasıl nasıl düzelir bu Lakers muhabbetinde yani pik düzelmez abi işte. Yani zaten LeBron da extension imzaladı. Zaten ona verdikleri sözlerden biri de büyük ihtimalle yapacağız takas. Tabii. Şeyi bekliyorlar şimdi. Bir sonraki takas isteyen yıldız kim olacak? Atıyorum Damian Lillard bıktım ben artık Portland'da falan diyecek. Portland da iyi gidiyor bu arada demez yani şu an. <laughs> ya yani öyle bir şey bekliyorlar işte. Onu örnek hmm. olarak söylüyorum hani. Ya olabilir. Bir, evet biri çıkabilir. Kap bozulan yıldıza İki tane pikleri ver gerçi topu topu da hani oradan böyle şey gelip um, Oklahoma City gelip ben 17 tane veririm istersen falan diyebilir yani. <laughs> ya da zaten çok konuşulan hatta Miles Turner da geçen çıkıp ben Lakers'ın aradığı adamım kardeşim ben hazırım görev verilirse yaparım falan <laughs> tarzı. İşte bu yani sen dediğim şey bu yani Lakers'a gitmek isteyen her zaman bulunur yani. Okey bak bununla çok uzak değilim ama benim kabullenemediğim konu şu. Aslı seninle orada ortak bir fikrimiz var. Tabi bunların olması için iyi bir scout ekibi, iyi bir NCA scout ekibi, iyi bir Avrupa scout ekibi bunların iyi bir analiz çıkarması, Perinkan'ın bunların iyi bir feedback alması. Ya çünkü abi yakın dönem draftlara da bakıyorsun. Evet hani draft takları kalsıncıyım ben. Çünkü bir yandan da belki onları Oradan çekici oyunları da yine takas edebilir oyuncuları da ama onu da yapamıyorlar. Bakıyorsun ya yani Ingram dışında, Lonzo Ball da hadi biraz sayalım diyelim. Hadi o sakatlığından dolayı şu an bir ortalıkta yok. Ama gerçekten düzgün çektikleri biri de yok. Yani bu konuyu da becerememişler yıllarca. Lakers'ın draft taktikleri böyle şey gibi, magical hani böyle. Sadece teoride değerli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ne loteri kadar kötü yani LeBron sakatlanmazsa ya da AD sezonu falan kapatmazsa yarın ne böyle ilk 5 olacak Tabii, ne de mi? 10. sıradan falan Lakers'ta iyi oyuncu bulacak kapasite var. <laughs> e şey böyle teoride çok değerli bir şey ama gerçek olursa bir pike de şey yaparlarsa mesela onunla o, o oyuncu büyük ihtimalle hiçbir değeri olmayacak yani. Herkes bir de 27-29 olduğu için Lebron herhalde o zaman bırakır. Bırakır. Herhalde bırakır. <gülüyor> <gülüyor> diye bakıyorlar. O, onun oğlanı alırlar işte. <laughs> yani işte o zaman herkes Lebron sonrası, AD sonrası, Lakers'ın e, loteri takımı olup olamayacağını hesabını yapıyor. Belki. O yüzden değerli yani pikler. Yoksa <laughs> şey olacağından değil. Ya bak işte şeyde de şuna da gelebiliriz orada. Alt sıralardan oyuncu bulma işte scoutingle ile de ilgili işte Spurs Calden Johnson'ı 29 mu seçmişti? Yani e, şimdi Lonnie Walker'ı verdiler. Lonnie Walker da 14 falan 15 falandı sanırım. E şimdi Lakers de iş yapıyor. Yani o sıralardan Lakers onu alsa oynatmaz da muhtemelen. Yani LeBron James'ten, Davis'ten ya da o dönem kim hangi yıldız olacaksa onun hükümdarlığından oynatmazdı. Benim aslında temel istediğim zaten bu hükümdarlık şeyini bıraksınlar artık. Yani yeni NBA sistemi e bunu işletmiyor abi sana işte ha sen yine seçemeyeceksen uğraş. New York'a dönüyorlar gitgide Bu daha üzücü bence. <laughs> yani New York Knicks çünkü şeye döndüler. Ama birini buluruz abi zaten draft muraf. Ya, alıştık New York limbo takımı. Ama Lakers'ta New York'a dönecek bu gidişle. Ya ya benim i̇şte selebriyetler o, yani. o hala çok şey abi. Um, ne diyeyim? Star olduğum Amerika'daki şey biraz. Türkiye'de dört büyüklerde oynamak gibi bir şey yani Lakers'te oynamaknın getirdiği cazibe. <laughs> bütün gün Lakers konuşuyor bütün programlara sabah akşam Lakers Lakers abi Lakers playoff'a giremedi işte <laughs> şey oldu falan yok yok konuşalım Lakers <laughs> konuşalım falan diye işte Bu... onun bir bir sürü celebrity ile ne ne. Gözünün önündesin bütün gün. Yok Rihanna geldi izledi beni falan böyle. <laughs> Ama da bilmiyorum abi. Bıyıklı bir herif geldi. <gülüyor> <gülüyor> o izledi bizi falan diye. <laughs> hani Lakers'ın böyle bir batmaz bir durumu var yani. Um, her zaman için birileri gelip o şeyin önünde oynamak isteyeceği için ne batarlar ne de yani artık Golden State işte Balmer'lı işte Clippers'ın hani milyarder iş adamlarının girdiği NBA'de hani birazcık Avrupa futboluna benzeyecek yani şeyinin hani Arap'ın parasının girdiği yerde hani Real Madrid'in cazibesi hala dayanıyor. Ya <laughs> Ama canım. bir noktada. Ama finansal olarak çok zorlanıyorlar işte hani Barcelona zaten battı. Real Madrid devam da hani şey işte NBA'de de bir nevi o başladı şimdi. Hani Balmer geldi adam Steve Kuvayi Olmer. ödüyor işte. Kuvayi. <gülüyor> <gülüyor> 5 milyon dolar falan almış, aldı şu ana kadar herhalde. Oynadı. Dakika başı Tabii canım. 500 dolar falan kazanıyor adam. Steve Ballmer bir de zaten hani fazla milyarder ya. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> fazla yani. yani. Onun daha da fazla jelleri gelecek yani. Daha da bir sürü... E, Jeff Bezos konuşuluyor abi Megazor. işte. Falan. Aynen evet. şey için Seattle takımı için Bezos'un eski karısı konuşuluyor hatta. Ha değil mi? Evet. Onu ya onu bunun Vegas'ı var. Vegas takımı geldiğinde oraya birisi çöker. İşte böyle bir değişim geçirirken hani Ginny Bass plan artık onun yönetim şekli işte Lakers'ın bu ahbap çavuş ilişkileri bir şekilde senin dediğin gibi yavaş yavaş geride kalacaklar ama henüz henüz değil diyorsun. Daha değil yani. Hatta Balmer önce bir bayağı bir şeyle geldi. Clippers'ı Lakers'ı yapacağız. Biz Los Angeles'ı ele geçireceğiz gazıyla geldi. Tabii hatırlıyorum onu. Sonra onunla biraz şey yaptı. Tamam o olmaz <laughs> bir şey, evet. biraz, hani, hani şey gibi Başakşehir artık İstanbul'daki en büyük takım olacak yani diye gelen adamı benzediyor. <laughs> Bu arada Çünkü Clippers sakin ve en derin kadrolardan birini kurdu. Hani Daha verim alamıyorlar şu anda. Hani Kavay yine ağlıyor dizim. Gerçi Kavay şey diye ağlıyor. Ben oynamak istiyorum diye ağlıyormuş şu an. NBA ama. Türkiye diye oynuyorsan evet öyle. Evet. Gerçek basketbol <laughs> oynuyorsan <gülüyor> değil. Ya bu arada şey gazı da çok yüksek. Ben ondan uyarayım burada. Yani Jumbo'dan bir beklenti art hemen 3-5 maçta aman diyeyim yapmayın. <laughs> Playoff'larda yeri bile olmayabilir Jumbo'nun. O kadar gaza gelmeyin ya. Nasıl ya. Evet. Nereden geldi Jumbo gene ya? <laughs> Abi evet ya. iki maç oynadı diye şimdi Reggie Jackson süresini arttı tabii. Kavai olmayınca biraz da ondan da arttı ama. Ya bilmiyorum. Yani Clippers da dağılabilir tabii. Ama işte mesela şu da var. Bak piklere biraz şuradan da ihtiyaçları var. Free Agency de artık büyük oyuncu kim düştü en son mesela? Kyrie Durant dışında. Şimdi herkes sign and trade'e gidiyor. Şimdi sign and trade'de de elinde bir iki bir şey olması lazım. Ee, Acı Lakers biz yer açacağız iki sene sonra dedi mi herkes geçerse. geçer Gelir midir? Gelir. Ben hiç düşünmüyorum ben bu sefer inanmıyorum işte. Mesela Yanis. Benim ben... basketbolculara olan güvenim biraz yüksek galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi. Bak akıllı olanlar hani Yanisler, Jokicler bilmem neler. Ha, onu diyecektim. Onlar yapmaz belki de. Avrupalılar bence kesin gitmez. Hele Doncic hiç gitmez. Çünkü Doncic oraya gitse bu kadar rahat takılamayacağını bilir. Çünkü Dallas'ta çok rahat bence şu anda Doncic ben onu geyik diye yapıyorum ama hani tabii ki Avrupalılar o Amerikan selebriti kültürünün o kadar şeyinde değiller yani. O yani. kadar umrunda olmaz. Yok, yok, iş dediğin adam zaten atla falan geçiriyor yazı. <laughs> <laughs> Onun artık Rihanna'yla, ile iş ile işi olmaz yani. <laughs> at var mı at? <laughs> Kentucky'de takım var mı? Oraya gidelim. Orada at yarışı varmış. Yani. Böyle bir adam. <laughs> <laughs> Oğlum harbiden şişler... MVP ödülünü vermeye gittiler. Atla geldi ona <laughs> yani işte onlar olmaz da hani neyse atıyorum. Atıyorum şey Zion, Jamorant onlar olabilir yani. Baktı Lebron bırakacak bu sene Lakers takımı boşaltacak. iki tane free agency slot açacak dediği zaman bir yanda 3-4 tane genç yıldızın extension imzalamadığını görebiliriz yani. Tamam o zaman yine direniyorum. Yine ihtiyaçları olacak. Bu takıma takım oyuncuları da lazım. <laughs> Bunları çekemiyorlar. Bu takımın lamarodomları. Kim Fox kuracak o takımı ben onu şey yapıyorum. Şimdi bak Lakers gitsin NBA'deki en iyi 5 tane işte yöneticiyi, scout'u, asistan hocayı bilmem neyi hepsini getirsin desin ki biz bundan sonra işte rebuild yapacağız. O zaman ben de geçeyim bu teorinin arkasına. Bu şu anda evet. ne yap şey yani Magic Johnson'a falan telefon çekler. Magic <laughs> bir tweet at da bir oyun göner bize falan diye. Ben olsam Kerim Abdul getiririm abi danışman. Kian <laughs> Nis diye bir olan var. O bayağı iyi galiba. Onu da <laughs> Magic'ten böyle şeyler gelebilir yani. <laughs> Şaşırmadım. Hala Twitter'da ya. dalga mı geçiyor ciddi mi anlamış değilim. Sanırım dalga geçiyor. O kadar salak bir adam oldu. Yok ya akıllı olur. bir. Bence de dalga geçiyor yani. artık o kadar dalga geçiyordur yani Magic <laughs> <laughs> En son dalga geçiyor dediğimizde Kyrie de böyle sonra. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> bir adam değil. <laughs> Oğlum düz dünya diyor. Bu dalga mı geçiyor bu efendim? dalgada Dalga da dalga da ravi demiştik. ya abi olur mu? Gerçek olabilir mi? <laughs> <falan. gülüyor> Ya abi bilmiyorum ya. Ya şey hiç oturmuyor çünkü. işte... Gelmediği ya oyuncular bir de. Hani ben şey de bekliyorum. LeBron geldi, Davis geldi. Bu buraya bir, birkaç takım oyuncusunu harbiden böyle uzun vadeli kalabilecek ondan demişler. Işte Lamar Odom, işte Rick Fox, işte ne bileyim ondan önce başka oyuncular da vardı. Robert Horry'ler. Hep böyle bir iyi götüren Nick Van Exel'ler. Hep böyle oturmuş takıma hep böyle düzenli katkı veren Rick, işte Rick Fisher'lar. Hep böyle düzenli katkı veren parçaları vardı. Lakers bunu da kaybetti. Yani LeBron öncesinde de kaybetmişti bunu. E, o genç dönüşümünü şimdi o da bir panik yarattı işte. Ingramlar, e, Hartlar geldi işte Julius Randle aldılar niye hiç anlamsız draft taklarını böyle harcadılar. Mesela o draftlara baksak kesin çok daha iyi oyuncular çıkar bugün hani özellikle daha fazla Lakers e, görmeyeyim diye bakmadım ama. Yani, Lonzo var gene kaçtan seçtiler Lonzo'yu Lonzo, Lonzo yani, da yani. ikinciydi galiba işte. İkinci miydi? Lonzo'nun arkasından ikinci sıra evet. Abi. Yani o da... Ingram da iki bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani işte fena seçmemişler gene de ee, bu artık o kadar düşmek hani düşerlerse eyvallah tutsunlar. Hani biz 3 sene 4 sene tank edeceğiz. İşte lottery pick alacağız diyorlarsa o zaman tutsunlar yani. Oradan belki bir şey olur dediğin gibi um, hani ilk birinci ikinci sıradan seçmek gibi planları varsa sen Presti'yi getirsinler. <laughs> <Devam etsinler. gülüyor> sen Presti <laughs> 20 pikiyle geliyor böyle. Hayır, <laughs> hayır, <laughs> <laughs> ya gerçekten um, yapabilirler bunu ya. <laughs> ama işte yani o kadar gerek yok abi. Ne uğraşıyorsunuz yani biz biz free agent Öyle alamamış senelerdir bir market olarak Dallas camiası <laughs> olarak <laughs> ne bize free agent geliyor ne şey geliyor um, o yüzden kıskanıyoruz yani evet ya siz, siz, de, sizi de bir ara konuşmamız lazım oğlum harbiden boş geçiyorsunuz devamlı ya inanılmaz ya yani. yani sen bakma <laughs> bir, din <En> son... <laughs> Bize 20 senede bir Avrupalı oyuncu geliyor bizi götürüyor. <laughs> abi en son iyi çektiniz. Free Agency kim var lan Dallas'ta? Düşünüyorum da. Free Agency mi? He. Sean Marion var. Sean <laughs> Marion. <laughs> Diandre Jordan'ın var. Of. <gülüyor> Efsane. <gülüyor> yani. Peki. Yok abi. Soruyu şuraya getiriyorum. Lakers 80'ine geri dönüp. Yani Turner'la Hilt gelse yara, yaraları kapatır mı yani? Ben bunda da şüpheliyim bu arada. Kapatır çünkü bundan daha kötü nasıl olabilir? <laughs> ha daha nasıl kötü olamazlar diye sana. <laughs> yani Turner'la Hilt büyük ihtimal şey yapmıyorlar yani. yani. Vermiyor. Olsaydı olurdu o çoktan. Geçen seneden beri devam ediyor onun muhabbeti. Büyük ihtimal Lakers'ta inanmıyor onlara. Turner'la AD'nin nasıl ümse alacağı. Turner'da zaten müzmin sakat. AD'de de müzmin sakat. Um, İnce ellerinde patlayabilir bir... yani. Yani büyük ihtimal um, Lakers dediğim gibi şeyi bekliyor. Bir sonraki takas isteyecek. <laughs> Kim olacağına bakıyorlar şimdi artık. O zaman Washington'a geri yollasınlar bir. Fılan gelirse yani olur mu acaba diye düşündüm ama kayri falan. ciddi konuşulmuştu bu ara sezon başında da takas muhabbetinde. Sonra Lakers bizi de çok hevesli değilize de falan çekti konuyu. Ya herhalde bir deli daha isteyecek kadar da çıldırmamış olabilirler ya bilmiyorum ya. <laughs> Abi, bilmiyorum. Um, ama yani şu takımı İki pik versen işte Turner'la şey yetecek mi iki pik? O da var. Belki hani bir parça falan da isteyebilir Indiana. Onu evet. da verirsen hiçbir şey kalmayacak artık elinde. Ondan sonra şeye falan bakacaksın. Veteran minimumdan playoff ne gelecek? Kim gelecek? Şunu yapsalar abi. Bak sana güzel bir önerim var. Mesela tanking takımı. Şu an iyi gözüküyor ama bence zaten salacaklar bir noktada. Utah Jazz, Jordan Clarkson, Mike Conley, başka o kim da var. Ya yani, değil mi? Ya yani, ver abi Westbrook oraya zaten. Kelonik. Kelonik ha keza. Hmm. Ver abi zaten kontrat Ama atıyor seni. Şöyle bir şey var. Um, şeye bir pi pik önermişler Bogdanovic'e Lakers. İstememişler. Bir piki önermişler galiba Bogdanovic'e. Hayır, yani Deniyenc Lakers'e vereceğim eklerim bedava <laughs> <laughs> yollarım diye. <laughs> Kelimeli karşılığında şey yollamış abi. Danny Ainge Lakers'ı kesinlikle yardım etmez. Oradan Utah Tabii. kapısı kapalı yani. Doğru diyorsun. Bak bunu atlamıştım ben. Doğru doğru. Ben <laughs> hani harbi harbi Bogdanovic'i istemiş adamlar. Ama Danny Ainge pick almak yerine herif <laughs> Kelly Onik iyi ya. Kelly gelsin. Ben eski oyuncum zaten. Kelly ben draft ettim abi. Ben onun içini bilirim. Adamlar dışarı... çok <laughs> Onu şey yerine dediğim gibi Lakers'a oyuncu yollamak yerine adam Kevin O'Neill'i almayı tercih etti. Ki Boyan da ee, şu an çatır çatır oynuyor Detroit'te. <laughs> adama kontrat verdiler abi. Tabii. Şey, yani Lakers'ın... Siz nasıl alamadınız oğlum? Bir... Boyan'ı siz alsaydınız bari. Siz vereydiniz bir pikmik bir şey. Biz <laughs> zaten hani Dallas'a <laughs> bakma abi. Onlar ne, ne yapıyorlar? Ben de anlamadım. Evet, tamamen şey. yani Lakers'ın için kapalı o kapı. Bilmiyorum nereden. Yani dediğim gibi. Belki eğer Portland berbat başlasaydı belki bir deyim umutları olabilirdi ama. Yani yok ya. Bence deyim oradan artık bence o kapı da kapandı ya. Bence Dame ya bana göre zaten AD ya da Lebron'dan birisi bir sakatlanır Christmas'a doğru. Takımın playoff'a <laughs> girmeyeceğini anlayınca. <laughs> Orada salarlar diyorsun. Işte. Tank etmek de değil de hani zaten pikleri de Pelicans'a gideceği için bu sene tank etmelerinin de bir anlamı yok. Evet. O mükemmel olur zaten. Lottery takımı olup da lotarya girip bir de birinci sıradan Van Bayama'yı Pelicans'a yollarlarsa <laughs> Sen Preston'in heykelini dikerler yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Onunla ilgili Pardon. bir teori vardı Yok. ya bu seneyi pas keselerdi swap mesela işte Van Banyama Lakers'a kalsın New Orleans Pelicans bir favori yapsa falan gibi böyle salak bir teori vardı niye yapsınlar? Onu satayım <laughs> niye yapsın abi adamlar deli yani. misin orada direkt alırlar <laughs> o piki elinden şey tabii canım şeyden dolayı ya biliyorum zaten opsiyon var mı swaplarda abi var Gerçi yani şeyse yapmayacağım swap diyemez diyebiliyor musun? Tam prosedürünü bilmiyorum. Abi galiba e, yapmak zorunda değil. Hakkı var diye geçiyor çünkü ama ben okay. de aşırı tekniğine hakim Neden ya. yapmayasın ki? Yani nasıl açıklayacağım ha. bunu nasıl Daha iyisi vardı. Ne? Vallahi... <laughs> Bir de biz vurmayalım dedik ya. Biz <laughs> vicdanlıyız falan. Ne <gülüyor> hizmet hizmet. <gülüyor> Direkt ben şey yaparım yani. Ne o? Komple teorisi. Markos şey Paul Gasol takası araştırılsın diye çıkıyor. <laughs> şey yine Ben Bayamayı Lakers'a yollamak için komple teorisi var diye. Topları evet. sıktılar abi. <gülüyor> 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 Yıllardır bitmeyen Chris Paul şey yüzün vermediler, Veto yedi falan. Çeyin New York'a gitmesi, Patrick Ewing'in New York'a gittiği şeyde zarfı bükmüşler muhabbeti vardı ya. Aa oha doğru. Aynen öyle. Tarihi komplolar. Ben Bayamayı yollamak için Bak bu programın yani bir konusu sen... yapabiliriz bunu tarih NBA komploları. bunu bir <laughs> Michael Jordan şey yaptı mı? Ee, kumardan dolayı ceza mı aldı yoksa emekli mi oldu? Evet, evet. tam bunlar işte. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyordun sen böldüm. Yani bu sene so şey olursa bir de 3 pike çıkacak Lakers 3 pik verebilecekler. Evet yazın belki onu beklerler yazın. Ha, ya <laughs> Bütün o. 2031 adamlar. <laughs> 2074'ün ikinci round pick'ini verdik abi fren diye. <laughs> yani salacak takımlara bakmak daha mantıklı geliyor. ya yani bu kadar konuştuk. Hani Yıldız da değil de işte Utah tarafı deneyinç konusunda haklısın. Orası kapalı olabilir. Mesela Bulls olabilir. Ben Bulls'un da bir noktada tamam abi hani biz de bir sikim yemeyeceğiz belli oldu diye salabilir. Hayda bir daha mı dönecek şey abi bence... <laughs> adamlar. <ver. gülüyor> yüzüne çıkmışlardı gene mi patlatacaklar. Yok abi olacak gibi değil ya geçen seneki. Tabii Lavin'in sakatlığı yine zaten dert. Playoff'ta bu takım olmaz abi. Yani Deroz'un ben orta mesafede çok iyiyim. Bakın şimdi izleyin oyunuyla olacak iş değil. Milwaukee dala geçerek bitirdi yani Deroz'un o yüzden. O iş yürümez bak. Bence yok ya ta... Chicago senelerdir aynı yerdeler yani. Ne evet. batıyorlar ne çıkabiliyorlar. <laughs> Öyle limbo da. <laughs> Kısa dönemde düşününce böyle oluyor işte. Aynen işte. Zaten işte sorun bu abi. Lakers de bence bu döngüye giriyor. Benim ana derdim o işte. O yüzden pikleri tutmaları. Ve bu döngüden çıkabileceklerini de zannetmiyorum. Yani şu an e, alabilecekleri, laps diye indirebilecekleri ilk free alanında güvendikleri bir yıldız da bence yok NBA'de. Yani Zayn bak en say sayabildiğim benim de Zayn. O kadar. En sayabildiğim. Bence Morant bile gitmez. Memphis'te mis gibi bir takımı var herifin yani. Daha playoff'ta geldiği nokta belli. Golden State'e kök söktürdüler. Ki sakattı yani yarısında da Morant. Bilmiyorum bana Şöyle birileri bulunur diye geliyor da yani göreceğiz yani. Tişörtü de gösteriyor. ben o kadar şey yapmıyorum hala. <laughs> Sen diyorsun ısrarla bunu vermeliler. Yo, ben vermeliler demiyorum. Lakers batsın better olsun yani. <gülüyor> 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 Kurtulmasın yani. <laughs> Aman şey yani benim bize eğlence olsun. Biz benim şaklı Kobe Lakers gençliğimi çaldı benim yani. <laughs> Tabii sen... gelip 65 sayı bıraktı bize. Sonra ben aldım <gülüyor> <gülüyor> o yüzden better olsunlar ama hani um, dediğim gibi pick demekti bunlar bu Lakers'e boş işler. Verin amca. Kim? Kim istiyorsa verin. Kim var ya? Kim şey yapacak acaba? Bunun bir <laughs> şeyini yapalım. <laughs> Bastını yapalım. Takasını ben... kim isteyecek? Durant olabilir ya. Durant Gerçi olabilir. gelirse istemez o ya. Udoka'ya da takılır o. Ya Durant evet bence de Udoka onu ikna eder. Durant en azından daha aklı selim. Kaç olabilir? Cat olabilir. Minnesota şu an beklenildiği gibi gitmiyor. Ama bence uzunların durumundan değil. Ben izledim bu sene Minnesota'yı hiç bilmiyorum. Ben biraz izledim 2-3 maçlarını. Ben bir maç izledim herhalde. Okey. Yani 16 takımı izlemişim bu arada. Hedef koy. 30'unu da izleyeceğim diye gaza geldim ama daha bitmedi. Minnesota'yı çok izledim ama ve sorun şu an kısalarda mesela. Yani DeAndre Russell ve Edwards bu arada berbat durumda. Edwards bütün yaz Muhtemelen yemek yiyip yatmış yani. Fiziksel olarak çok kötü durumda herif. Abi ketten yüksek diyor official şeyde. Kilo olarak değil mi? Yüksek Kilo çıkmıştı <laughs> aynen. Abi herif sıçrayamıyor ve şey demiş. Ya ben o kadar uzun değilim smaç yapmam. Ulan daha iki sene önce geçen sene milletin üstünden geçeceğim diye highlight'e gireceğim diye kafamızı ütülüyordun. Sıçrayamıyor oğlum herif şu anda. Ne olduysa <laughs> artık nasıl bir yemekse bu. O you çok know. ilginç adam direkt şey yani. Gober attı şeyin otobüsün altına. Ya vallahi paint çok dolu. Çok fazla insan var falan diye. Hiç de alakası oğlum, yok bu arada. Bu şey mi? Basketbol bir şey mi bu? Hani <laughs> onların üzerinden mi atlayacağız abi falan diye. Oğlum öyle oynanmıyor basketbol bak. Yanından geçen var. Arkadan kat yapan var. <laughs> Hiç anlamamış <laughs> değil mi? Offball oyun var mesela. <laughs> üzerinden atlayabiliyorsun atlıyorsun. Atlamıyorsan atlayamıyorsun. <laughs> Sen ne oynuyorsun oğlum? <laughs> <laughs> üzerlerinden mi atlayacağım ben ya? Çok kalabalık orası. <laughs> Ona demişler abi senin spacing'i bozdular. Sen buna yüklen diye. Kesin öyle demişler. Alakası yok. Hani izlediğim için çok rahat söyleyebiliyorum. Bence hatta Karantin Towns, iyi bir connection kurmuşlar. Tansu tamamen forvete çevirip asist gücünü, şut gücünü ortaya çıkarmışlar. Ama Edwards'la Dianca arası hiç ortada yok yani. Performans olarak yoklar. Hiç, hiç kafaları sağda değil. Ha belki mutlu değillerdir. Bilemem. Hani o zaman da e, ne olur onu görürüz. Ama kat olabilir. Ya yani kat her durumda Minnesota'dan bıkabilir. O ayrı bir konu yani. Ama o zaman da o yeter mi? Çıkabilir. Her iki tarafta isteyebilir onu. Ama do daha doğrusu şöyle bir şey var. Lakers yetmeyebilir iki tane pick cat için. Hani çünkü cat takası için şey o piyasaya çıkarsa talibi çok. Okay, sayıydı, bilmem neydi bir sürü takım Pelicans olmaz da büyük ihtimal. O kesin, kesin girer oraya. Kesin. Sırf pikli alır lan adam Görüyorsun abi şey zaten. Presti böyle bir açtı mı dolabı. <laughs> evet, şöyle güzelim. Buradan. <laughs> ne yapalım sana biz? Bir kokteyl. <laughs> sana pik koleksiyonumu <laughs> göstereyim diyor. Şey. Um, Tim de zaten Gobert'e 5 tane pik vererek NBA yi şeyini. <gülüyor> <gülüyor> alt üst etti piyasasını. Bir de o vardı abi, Bir de onlar O var. da oradan çoklar geriye yani. Ya ya da bilmiyorum Spurs mesela topa girse belki böyle e... Aa, Spurs da girebilir evet. Aynen. Spurs da olabilir yani. Yeri Gerçi de var. Gerçi onlar böyle pik, sevmeyi, pek, pik vermeyi pek sevmiyorlar. Ama Marşe çok da pek. güzel oturur. Hatta Pötl'da takası açık demişlerdi en son. E, dağıtabilirler yani oradan. Orayı dağıtıp kata yer açabilirler yani. Abi Lakers'ın alabileceği yıldıza son bir kez daha bakıyorum. Şu an deep chartları falan açtım yani. Gerçekten en fazla aklıma gelen bir yıl falan oluyor yani. Başkası yok gibi ya gerçekten. Şey çok ilginç bu arada. Şey Yıldız konusu çok ilginç. Seninle en öncesi konuşuyorduk. SGA bu oklamada ne kadar daha dayanır abi. Takım kurulacak ve challenger olacağız. Ne kadar daha bekler şüpheli geliyor. emekli olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani onu da bol pikle <laughs> yine satabilirler yani. Ama tabii Lakers'a gelmez zannetmiyorum. Yani o da şey olursa Lakers yetmez ona. şey Yetmez, yetmez. <laughs> onu hemen um, Pelicans falan atlayabilir. Onlarda da bir sürü pik var şeyden gelen. Hani Lakers'ın pikleri var. Tabii yani onlar, var zaten cepte. <laughs> yani mesela Dallas da bekliyor ona bakarsan. Hani bir noktada Dallas da o grandfather offer'ı yapacak işte. 3 pik, 3 swap. Tabii. Bir yere döşecekler. Atıyorum. Yanis. <laughs> Yok. Yanis olmaz da hani kim olur? Jalen Brown atıyor ama. Hani Öyle bir adam takas istediğinde Dallas bir gram grandfather offer yapacak yani. Tabii, yapar. Parça işte DFS. Bu kendi piklerine sahip olan yani 4-5 tane takım var. Eğer gerçekten SJD o tip adamlardan biri çıkarsa Lakers onlara yetmez yani. Evet, Ellerindeki yani. iki pik de böyle <laughs> biz bize verseydiniz falan <laughs> <laughs> Olmaz. Ellerinde ne genç oyuncu var ne şey var. Hani başka Westbrook var. Westbrook verelim falan diye. <laughs> <laughs> Westbrook hiçbir şeye yetmez abi şu saatten sonra. her takasa girecek tabi de. Sırf cap açmak için alırlar yani onu. Başka türlü olmaz. Artık... Onda, da, onda da kontrat almaları lazım. Kimden kontrat alacaklar falan. O da sıkıntılı yani. Bu arada bak demin şey geldi aklıma. Artık hani programı kapatacağım yavaş yavaş ama Yanis sanırım bu, bu off season'da şey demişti ya ben zaten Milwaukee'ye vereceğimi verdim hani çok güzel yıllarımız geçti falan gibi bir laf etti millet de bir anlamadı böyle olan acaba gidecek mi falan diye belki yani free kalıp ama bilmiyorum Milwaukee'yi de boş bırakıp da gitmek istemez ya ben iyi niyetli düşünüyorum O adam 3 senesi falan daha var onun. ya var da hani sonuçta bittiğinde bile çok daha değerli olacak yani hani yine de bence free gitmez free olur. gitmez ya yani bırakmaz. Ben iyi niyetliyim çünkü ilk orada. Yanis'i sevdiğim için. <laughs> Yok ya o bırakmaz artık. O, yani takımda var. Şampiyonluğu da aldı zaten. Bir kere zaten şampiyonluğu aldın mı um, o bir şeyi susturuyoruz. Sürekli bir gitsin bu. Donç için başlayacak mesela o şimdi. Önümüzdeki Başla. sene Los Angeles medyası öttürmeye başlayacak bir şey. <laughs> da mutsuz. Dallas'ta bir takım kuramadı artık gitsin filan diye. Oğlum Doncic o takımla konferans finali de ama daha Nets ilk turda yenirken. Lakers <laughs> <laughs> <'i afak> playoff'a kalamıyorken. Camorant <laughs> yani, için de aynı şey olacak. Ona da işte Memphis küçük market orada olmaz o filan diye şey yapacaklar. Çünkü Memphis'in de o kadar oyuncuya para verecek şeyi yok yani maalesef. Um, ya onlar ama yok. mesela onlar da şey işte Desmond Bey'ini falan bulmaları büyük büyük şans oldu yani. O tarz oyuncu ya, onları oluyorlar. buluyorsun ondan sonra iki sene sonra o adamların hepsine <laughs> kontrat vermen gerekiyor. Tabii, o da Öyle kelepir oyuncuyla ben başarılı olacağım diyorsan onun şeyi penceresi iki sene. İki senede <laughs> oldun oldun olmadın ondan sonra o salary tak, şey taksi ödeyecek elini cebine atacak sahibin olması gerekiyor takımının. O da evet. Memphis'te yok maalesef. E şu anda yok. Bu arada salary tax konusunda bir sonraki videoda güzel konu bu CBA konusunu, salary tax falan. Onları da konuşacağız. Var mı son ekleyeceğim bir şey? Yoksa kapatıyorum. Yok abi. Vallahi güzel. Bir sonraki o zaman videoda dedikoduya devam edeceğiz. Programın adı da belli olmuş olur umarım. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Egon. Egon 3. <laughs> Bu fikir hoşuma gitti ama her programı Egon 3, Egon 4 diye koyabilirim yani. Dur <laughs> Kimse anlamıyor. Ölen kardeşimiz Dayan'ın adına koyalım. <laughs> <laughs> Haydi görüşürüz. Bay bay. <laughs>